Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar kısa bir video olacak. Hemen kısaca destek direnç nedir bunları verip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi BTC ne yapmış? Dünkü videodan itibaren arkadaşlar yatay gitti gitti gitti. Daha sonra düştü daha sonra pump yaptı sonra bir daha düştü. Şimdi arkadaşlar dünkü yükseliş neydi öyle? Akşam bir hareket yaptılar. Şöyle dakikalık grafiği açayım. Bakın arkadaşlar enteresan. Dün direnci verdik size biliyorsunuz. Direnci iğne attılar arkadaşlar. Ondan sonra tekrar düşmeye başladı. Bunu da 2 dakikada yaptılar arkadaşlar. Bak önce gördüğünüz gibi yükselttiler. Düşürdüler. Düşe ikna ettiler. Ondan sonra shortlar açtırdılar. Sonra pump yaptılar. Şortları patlattılar. Buradan gaza gelip long açtırdılar. Oradan da düşürdüler. Şimdi arkadaşlar 2 dakikada 900 dolar gidiyor. Anladınız mı mevzuyu? Yani çok bariz bir manipülasyon var ortada. Gün içi hareketler de böyle. Her şey olabiliyor. Yani pump yapar, dump yapar, bir şeyler yapar. Ama biz 4 saatliğe göre gidiyoruz. Dün direnci verdik. Doğru mu? Gelmiş mi dirence? Gelmiş arkadaşlar. Şimdi oraya geldi. Siz diyeceksiniz ki ya dirence gelmiş bu. Dikkatli olmak lazım. Dirence geldi alım yeri değildir. Örnek vereyim yani. Neyse bunlar tabi kaldıraç yapanlar için. Kaldıraç da önermiyorum tabi ki. Yoksa şu hareketlerle alsat yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Ee, yani dar alanda alsat yapılmıyor. Anca altcoin'lere girer çıkarsın. Altcoin'lerde de enteresan şeyler var tabi. Bitcoin yatay giderken altcoin'ler düşüyor mesela. Dominans artıyor. Böyle şeyler görüyoruz. Neyse arkadaşlar. Şimdi 4 saatte baktığımızda direnci biz nereye kadar eğim verdi? Oraya gelelim. Şöyle gece 3'e kadar bakalım hangi seviyeye geliyormuş. 37 bin e, pardon arkadaşlar 36 bin 950. Yani biz oran üzerine atıp 4 saat kapatmamız lazım ki tehlike geçti diyebilirim. O zaman arkadaşlar nereyi takip edeceğiz? 38 bin 300'ü takip edeceğiz örnek vereyim. Yani şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle kapanış ondan sonra kademeli olarak yolumuza devam edebiliriz direnç kırılmadıkça alt çizgiye düşme olasılığı var hala. Şimdi arkadaşlar alt çizgimiz <laughs> nereye eğim verdi? Oraya gelelim. Şöyle kaydırıyoruz. 35.500'ü gösteriyor arkadaşlar. Yani bugün 35.500 bizim için önemli destektir arkadaşlar. Altında 4 saat kapatmayacağız. Bunu görürsek tehlikeli olur arkadaşlar. Dün de bahsettim. Kapanış geldi diyelim altında tekrar nerenin üzerine atacak bugün nasıl olur mesela diyelim kapanışını yaptı. Nerenin üzerine atması lazım tekrardan oraya geleyim. Diyelim kapanışını yaptı desteğin altına 35600 üstünde 4 saat kapatmadıkça arkadaşlar bilin ki tehlike var. Tekrar üzerine atarsa fake out deriz buna yani tuzak kurdu deriz. O şekilde takip edebilirsin diyelim oraya bir düşüş geldi. Bu şekilde hamleler yapabilirsin. Şimdilik bakalım Kimse buradan direnci kıracak veya destek kıracak demez arkadaşlar. Direnç kırılırsa hedefi verir. Destek kırılırsa hedefi verir. Yani normalde destek kırıldığında arkadaşlar bunun hedefi neymiş? 34.300'leri gösteriyor. Diğer taraftan uyumsuzluklar hala devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle anlatayım size. Burada bir tepe yapıldı. Nisan ayında. Doğru mu? Daha sonra Temmuz ayında bir tepe yapıldı. Şu anda da bir tepe yapıldı. Şimdi bu iki tepeye baktığımızda bir de arasayla harmanladığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? Bakın BTC yükselirken arasay düşüyormuş. Gördünüz mü? Ve bura tepe olmuş. Daha sonra burada da BTC yükselirken arasay düşüyormuş. Bu da tepe olmuş. E şimdi tekrar BTC yükselirken arasay düşüyor arkadaşlar. Yani burada da tehlike sinyalleri mevcut. Bilmiyorum anlatanlar var mı bunlar ama hani bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar adım adım gideceğiz. Destek direnç takibi yaparak yolumuza bakacağız. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.